Evet, herkese Gelmiş olmamız selamlar. lazım. Merhaba millet, bir Misbel D&D kanalına daha hoş geldiniz. Keyifler umarım yerindedir. Perşembe akşamı güzel bir girişle böyle yine bir sert girişimizle sizlerle birlikteyiz. Ne yazık ki bu setupta herhangi bir şekilde başlıyoruz. Ekranı falan yok. Follow'ları falan attığınızda da uyarı gelmeyecektir. Baştan söyleyeyim ama ben göreceğim. Atarsanız sevinirim. Atın lan. Üye olun, bir Haydi şey bakalım. yapın. Değil mi bu? Adam Aynen direkt yani. şey girdi Pataküte yalnız. Evet, adam çok net gireceğim dedi zaten abi. Yani Pataküte gireceğim dedi, girdi. Evet, bir Out of Ya. Game'de daha sizlerleyiz. Ne konuşacağımıza dair herhangi bir şekilde benim de fikrim yok. Ne konuşacağız bugün olsun? Kaan niye? Kaan abi yani evet tam bir turgit atlısın ama şu an tam bir bakkalsın abi. Yani abi lütfen bir kısa bir Maltepe bir Hürriyet bir şey gönderir misin ya arkadaş söylersen. Süper kanka. Yani Maltepe mi kaldı oğlum? ne bileyim Adam abi. şey ya, nedir o? Emekli Turgit. Emekli Bitirmiş Turgit harbiden çok ya. enteresan. Bitirmiş olayı, bütün aksiyonu bitirmiş. Geçmiş abi bakkal açmış. Hayır, Bence Almanya'ya gitmiş. Almanya Gitmiş. gitmiş. Evinde oturuyor. Yok Almanya değil. Neydi buradaki karşılığının? Neyi? Neydi? Almanya'nın? Freuden miydi? Freuden miydi? Freuden miydi? Freud. Neydi? Bu şu an bulunduğumuz yer işte ya. Kreuzberg. Yok lan senin Eryon'da. Ha, Bredanlı oğlum işte. Ha, Bredanlı ha. Bredan. Bredan'a Sen ne yerleşmiş. yaptın? Turgit'ten Bredan'a çalışmaya gittin. Tabii ki. Gurbete. Baktım çocuk başına euro ile ödeme yapıyorlar. Euro ile. Çocuk Adam başına para birimi euroymuş değil mi çocuk burada? başına euro ile ödeme. Müthiş. Adam para birimi euroymuş kanka. Yapacak bir şey yok yani. Böyle bir durumdayız yani şu an. Bu Bredan'da evet arada 3 bir euro yapıyor. şimdi konuyu şey, burayı iyice kıraathaneye çevirdiniz zaten. Sen çevirdin şu anda. Yok canım ben Öyle yani. çevirmedim. Şu an sen çevirdin. Bakkal Şimdi muhabbeti açarak sen çevirdin. tamam kusura bakma yavrum. Emekli Semtıra da aramızda. Emekli. Emekli Semtıra. Mağlulen emekli. Mahallen emekli. Mahallen oldu kanka o. Ya biraz geçen sefer şey dediğimiz gibi hani şey çok konuşmayacağız. Hani yani bölüm üzerine burada artık Out of Game'i çok konuşmayacağız. Biraz daha böyle genel konular üzerine geyik yapalım falan dedik. Yani zaten Out of Game'in amacı full geyik. Burada geyiğin en büyük efendisi Ali Kaan Girginer, Turgit Bey'i. Evet. Aa, ayıp ediyorsun. Serdar Estağfurullah. kardeşim de var lütfen. Tabii. Hangisi? Çok Serdar. Hangi Hangi Serdar Serdar falan Hangi yani. Serdar? Hadi hangi Serdar? Semtra. Hadi bakalım. Semtra Serdar. Semtra Serdar. Semtra Serdar. Semtra Yani Serdar. neden diyen girsin Instagram'ına baksın. Adamın geyikten ölüyor adam. Ben Instagram kapalı kan. Geyiklerin Kapattı. özelmiş. Ben beni telefondan gösteririm merak Ben etme. Instagram'da kimi etiketliyorum lan sen kapattıysan? Yok beni etiketliyorsun oğlum. Instagram kapalı değil. Şeyle gizli yani. Ha, adam Instagram'ı gizlemiş. Tabii Yani canım. her Her gün. isteyen, her Tabii isteyen öyle şakalar var ki ben olsam ben de gizlerim. İyi birer minyon olursanız siz de görürsünüz yani. Ne olacak? Minyonlukla Ya da alakalı. Minyonlukla screenshot alıp alakalı. O harika olur. Onu paylaşırız. engelleyemiyoruz. Ona bir Değil şey mi? Çok yapamıyoruz. net yani. Adam çok Bravo. net konuştu kanka. Bir de şimdi Yapar bak da inanırım yani. abi Kesin. yapmam ya. Kesin Abi yapar. kendimi Discord üzerinden FRP oynuyormuş gibi hissediyorum lan bu ekrana bakınca. Yıllar Öyle bir oldu. teknik var. Bir şey 12 sene. söyleyeyim mi? Biz FRP yayınlarını da buna çevirelim mi? Ses hiç sıkıntımız yok amına koyayım. Mükemmel. Ses derdimizi. Kankacığım şimdi böyle hani tembe işten kaçmayalım acıcığım yani. Hayır, Discord'da çevirelim de sonra yani kameraları falan ne yaparız? Pat arayarsın İkinci kanka. elden okusu yok. İkinci elden arkadaşlar elimizde Abi satarız. Herkesin evine setup kurarız bunun için. Bak. dur babam arıyor. Satma deyince. Efendim baba. Ha. Adam acımadı açtı Şey yani. yayındayım baba. Hadi öpüyorum. Hadi. Oğlum Adam anlayışlı. out of game ya. Rahatız oğlum. Yani Her şey şey değil. serbest burada. Tabii canım burada. Ne olacak yani? Go is noise. Selamünaleyküm. Hoş geldin kardeşim. Güçlü Gügüsan gelmiş. gelmiş Gogo. Gügüsan. Gügüsan da gelsin ya. Adamın sesi çıkmıyor ya.
Ya evet oğlum işte şey Gülsan da ama Discord'a gelmeli. Gogosan sen ne zaman kendi kampanyanı açacağım Mispel'in altında acaba? Çok zor. Yani Almanca FRP. Almanca yok canım o işte tam senin Bredan Gurbet FRP'si. Yani Gurbetçiler. Gogo buradan sana yazdığım günden itibaren bir yıl dedik. Ha. Yok arkadaş. Acaba Sana ne zaman yazdığım yazdık günden acaba? O bir yılı itibaren nereden bir sayalım bilmiyorum. Bir şey yıl. olabilir. Ne demiş? Ekip bayağı hazırlanıyor. Ekibi hazırlıyormuş şu kanka. Ondan şey Yalan var. ya, bırak Ondan inanmam. mütevellit yani. Yalan söylüyor. Bu arada bir Ekibi şey nasıl söyleyeceğim. hazırlıyormuş lan? Bu arada size bir şey Ne? soracağım. Hı. Sıfırdan Şimdi gerçekten başlamışsın. bu harbiden out of game. Kingdom Come Deliverance'ın expansion'ını oynayan var mı? Yok. Yok. Nope. Yok. Hiç oynamadınız mı? Hmm. Oynayalım mı yani? Ay çok iyi görünüyor. Yani Hiçbir yeni şey şeyde. var mı, video falan paylaşacağım? Ya şimdi video paylaşamam da. Niye? At bir Yani link. Herkes baksın işte. İzleyen aynen de öyle. baksın. Hayır. Madem konusunu açtın. Ya şu an bana Çok uzak diyor ya. Çok hiç yani hazırlanmamış tamam konu. hayır yani atayım da Yormayın beni diyor. Yormayın. yormayın. Yorulacaksın O kardeş. ondan dolayı o Yorulacaksın. değil de şimdi bu yayın bitince şeye zıplayacağım birdenbire. Helldivers 2 geldi abi. Helldivers. Bir ara çok oynamıştık ya Helldivers. Cehenneme dalanlar. Çok iyi. Bugün biraz bir denedim. Bu ne Öyle. lan? Infernal Crusade 2 mi? O çok iyi o zaman. Hemen oynanmalı. Helldivers 2 ne lan? Harbiden. Abi Galactic co-op. War Trailer. Aa. Şey Co-op kanka. Ha bu co-op çözüm. mu? Co-op, co-op. Co-op'sa oynanır. Ha. Co-op Left 4 Dead gibi düşün ama çok daha şeydir, Ama çetrefilli. izometrik falan bir şey sanki İzometrik gerçekten. de değil. Üçüncü boyuta, yani üçüncü FPS görünümüne geçtiler. Yeni oyunda. Ha, o ne Ha. demek lan? Üçüncü FPS boyutu. Bak Böyle tabii. Serdar şu an şey oldu. Ha! Serdar. Bir ara çok oynadık lan. Helldivers. Ya FPS ne cidden bu FPS arada ya? Third person'a açık geçtiler. demiyordu Pardon bir. özür dilerim. Ha. Tamam, ben yeni Arkadan bir şey yani. icat ettiler zannettim. Yok o. Yok lan hayır. Hay bir de çünkü şey. Peki bir şey söyleyeceğim. Şey nasıl abi? Ben oynamadım daha Starfield'ı. Abi Oha. Starfield sararsan güzel. Ay Yani oynamadım daha hiç abi. Daha Baldur's Gate 3'ün sonunda Gortash'ı Palas'a hoş keseceğim de işte geldin. şey oradayım yani düşün. Yani Aynen şöyle tembellikte bir örnek ya. yani şey yaparsan sararsan güzel gidiyor ama tekrarı her şey gibi böyle uzun Role oyun playing gibi gibi. Ya sarıyor Fallout işte tekrardan. abi. Ay Volkan sen oynadın mı? Neyi? Sardım. Starfield'ı. Şöyle bir baktım. Çok kasmadım. Ya Fallout 3, Fallout 4 şeyini seviyorsan abi. Starfield'da büyük ihtimalle bir 50 küsur saatim var. Yoruyor abi. Yani Yoruyor işte. Konu o zaten. hayır Ben de işte ay 100 Volkan küsür sever. ben 100 küsür Abi saate çıktım hala bitirmiyorum oyunu. İnan. konu o işte. Çok Gezerek de yoruyor buluyorum. abi. Go Çok is noise, yoruyor. WoW oynayın siz boş ver sofistike oyunları demiş. Oo Onu yeni işte. expansion'la Ya alacağız. dedeler geldi gene. WoW ne Bir lan şey WoW ne? söyleyeceğim abi. Bu WoW nedir Rezalet bir oğlum? oyun. Yani Rezalet WoW bir ne? oyun. Yeğene bak Hayır. yeğene. Rezalet Tamam diye bak şu telefonda an diye yeğene bak yalvardı. yeğene. şu an WoW oynuyor olabilirim. Bunu Ben de itiraf oynuyorum. ediyorum. Ve gerçekten Dragonflight iğrenç bir oyun. İğrenç. Rezalet bir expansion. Oğlum adamın ejderhası yoruluyor. Bir Oğlum yerden ben sonra ejderha yoruluyor ya. yoruluyor diye normal kuşla uçuyorum. Allah belanızı vermesin diye ya. Nerede uçuyorsun lan? Yasak normal kuşla uçmak. Ay ben Stormwind'de falan normal kuşla uçuyorum kanka. Ben Normal zaten takılmıyorum ki uzaktan. orada. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Çok alakası da şimdi konuyu hemen kapatalım. Seventh Legion diye bir armor var abi. Evet. Armor set. Tam bir elite footman oluyorsun. İnanılmaz. Onun peşine düştüm. Battle for Yapacağım diye. Azor'a yapman lazım Oğlum çok kanka. zormuş lan. Battle for Azeroth'ta gideceksin işte orada Warfront'lara gireceksin falan. Saçma sapan işlermiş. O yüzden girmiyorum kanka. Buraya yani Öyle elimizde ne content varsa zaten artık. onu yapamazsın büyük ihtimalle. Abi Ya aslında zaten 70 olup bekleyin ya. Boş verin yeni expansion'ı. biz War Within için açtık Kaan'cığım yani o Aynen yüzden. Ama 6 ay sonra çıkıyorum. Şöyle bir kerizlik abi. yaptık Ben onda bir oynuyorum hafta. ya. 6 ayda bir mi Aa. expansion geliyor artık? Yok Tabii bu oğlum. Sen expansion gibi 6 ay sonra çıkıyormuş kanka. Oğlum sana Ha bilgisayar siz yasak değil mi? yü yü mü? yü Nasıl yü? Bilgisayar odada duruyor oğlum. Arutay konuştu. Yii. Oğlum senin Yii. Ne bilgisayarın alaka? antik çağlardan kalma o zaten o şu an. O bilgisayar değil mi o? Aynı.
Ben antik giderler. Hoş geldin. Yani. Emin ol WoW çalıştırır. Yok çalıştırmaz. Allah Allah. Peki abi, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim abi. Adam WoW'u kapatıyorum. Çok iğrenç bir muhabbet çıkacak buradan. Evet. Küfür etmeye başladım. En son Starfield. Sadece Starfield için şey diyordum abi. O yani oynanır mı? Değer mi? Oynanır. Değerdi. Oynanır abi. Değer yani. Ya Serdar zaten hastası. Boşuna Serdar'a soruyorsun. Fallout 3, Fallout 4 seviyorsan oynanır yani. Hayır böyle space kafası sci-fi'ları seviyorum da bu böyle nasıl olmuş yani hani keyifli mi? Tek bekleyeceğin şey açık dünya bekleme. O açık dünya diye her yere loading screen'le giriyorsun yani. Benim mesela en fazla irite eden o. Şeyler açık daha dünya, arcade simülasyondan yani. Çok. Uzay savaşları biraz daha arcade şey değil. Peki ağır bekleme. O zaman böyle peki bir şey söyleyeyim. En böyle süper diyeceğin space sci-fi oyunu ne? Şu an böyle oyna. Hadi şunu oynayayım. Hadi oynayacağım ben de sen. Freelance başka bir şey canım. Freelance 2 değil mi açık? Star Citizen değil o bir kere. Scum Citizen. Yani. Oğlum Star Citizen çıkmıyor ki lan 1000 yıldır alfa. Scum Citizen'ın diyorum zaten ben de. Ama şu anda en iyisi o abi. Oynuyorum. Oyun çıksa iyi olur. Elite Dangerous güzel bak. Elite Dangerous bayağı iyi. Çok hani var mı var? O da iyi. Star Citizen yapacağım dediği her şeyi Elite Dangerous kendi içinde yaptı koydu yani pek çok bu arada. O boru scam oldu harbiden değil mi? 1000 yılda çıkacak çünkü. O scam abi. Yok en son update'leriyle bunlar single player bir tane oyun getirdiler. Ondan sonra tamamen getirirler. Tamamen şeye yönlendiler. Oradaki UI'ları zaten online oyununa alacaklar. Bu sene bayağı bir aktif şey bekliyoruz ondan. Update bekliyoruz. Görelim bakalım ne olacak. Bir şey soracağım. Konuyu değiştireceğim. Ya sen Bones'la ilgili beklentileriniz nedir? Ya ben onu gördüm bugün. Korsan oyun sevmiyorum abi. Tamam Bolt'a da beklentiler ne diyor? Ben severim. Bir beklentim yok. O yüzden beklentim Ubisoft yok. Ubisoft yapar mı o iş artık yani? En son Ubisoft bir oyun yapar mı? Ubisoft'tan bir bok çıkmaz abi. Ya bir tek şeyde iyi tutturmuştu. Nedir o? Prince of Persia'yı çok övüyorlar. Prince of Persia değil abi. Online'da şeyi yakalamışlardı. Neydi lan onlar? Tom Clancy. Division. Division'da hani bir becerdiler o işi. Division'da becerdiler de. Yani Division 2'de de hani abi. En azından online 2 değil abi. 1 Division. Washington'da din yok abi. Diyorsun. 2 de güzel. Division'dan hepsi de güzel. Division'ın tek problemi content yok abi içeride. There is no peki, content. Peki Ubisoft'un, bir şey söyleyeceğim size. Ubisoft'un hep böyle olmasına ne diyorsun? Mesela neydi? Ki çok büyük firma yani. Neydi? Forerunner mesela müthiş bir combat mekaniğiydi bence. Anasını siktiler affedersin. Ama yani ama mahvettiler yani. Hiçbir bir content yok. Hıyar gibi dövüşüyordun. Sonra rank sistemi geldi ama oyun gebermişti zaten. Yok yani, oyununda şeyleri falan getirirler böyle. Yok Çinlilerdir, Minlilerdir. Abi, garip ya, abuk subuk şeyler getirdiler. Hareket yapan adamlar getirirler. Forerunner yerine Shivalry daha eğlenceli. Daha abi ben Shivalry 2 aldım mesela. Shivalry 1 çok eğlenceliydi. Ben Shivalry 2 çıktı ya şimdi. Shivalry 2 bayağı iyi diyorlardı. Abi oyunlarda ben bir türlü kılıcı bir sallayamadım doğru düzgün. Abi yani. Forerunner'ın şey sıkıntısı var. Forerunner bayağı şey joypad için yapıldığı için abuk subuk bir vuruş mekaniği var. O beni rahatsız ediyordu. Forerunner'ı iyi. Shivalry'de daha serbestsin hareketleri yaparken. Senin mouse'un hareketine göre buraya gidiyor. Forerunner'la ilgili şöyle küçük bir anekdotum var. Forerunner'la ilgili bir tane dolap kırdım. 3 tane de bilgisayar klavyesi kırdım. Ondan sonra dedim ki ben bu oyunu amına koyayım daha oynamayacağım. Adam bayağı zarara girmiş lan. Adam yapmış kendini foranır. Sen oyunun parasını dolaba vermişsin kanka zaten klavyeler falan. Abi bir gün sinirden böyle oynuyorum. Kasıyorum tamam. Sinirlendim kalktım dolaba bir koydum bam diye. Dolap kapak gitti direkt. Oğlum ya. Hayır. Çünkü bak o tarz arcade böyle ya bence herhalde en iyisi Shivalry 2. Ben bir ara Mortal oynuyordum oğlum manyak gibi. Mortal oynadım. Çok sen gereksiz oyunları oynama konusunda bir epoysun zaten. Hiç öyle de değil kanka. Gayet Mortal. Ya bu şuna oyuna para verip oynamıyorsun ama bu işin Kadir kralı. Keşke gelseydik. O işin kralı. Ben de öyleyim ya. Zara'da indirim görmüş kadın gibi böyle indirim görünce topluyorum. Sonra ne topladığımı bilmiyorum.
Ondan sonra milleti oyunu oynayacak oyun yok deyip ağlıyorum yani. O oluyor. Bu arada oyun oynayacak oyun yok. Hayır, ben mesela hala işte Starfield oynamadığım için açıkta duruyor. Baldur's Gate'i bitireyim bir zahmet artık ya. Bir zahmet yani. Bitirmeyi harbiden düşünüyor musun? Abi Gorteş kaldı en son. Keseceğim işte. Neydi o dallama şey, sülüklü burun kutulu çakması. Şey Mind Flayer. İşte o neydi? Emperor miydi? Kötüdür bu Mind Flayer sevgisi ya. Abi Mind Flayer. Bu arada Volkan, bu kutuluyu çok seveni var ha, biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Bana kutulu da şey geldi ya. O kutulu zaten güzel. İyidir kutulu da. Ya kutulu güzel de. Kutulu bu kötü oluyor. Flayer bu kutulu deyince benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Ne kanka? Çağrı. Edirne geliyor. Ha, evet. Evet. Edirne. Yani. Edirne'de oynamışlar demek ki. Edirne keşke oynasaydık. Evet. Yani. Neyse şimdi bunlar. Şeye oyun gireyim. Oynayacağız diye gidip başka şeye girdiniz. Abi biz bazen oyun oynamaya şey. Oyun oynamaya gidip başka şeyleri yani neyse. Anlaşıldı. Ama şeyi demek istiyordum aslında, bak kutulu. Şimdi abi bu Mind Flayer'lar uzaylı mı AQ? Ne bu uzay gemisi? Ben şimdi mesela Mind Flayer şeyini Spell Jammer muhabbeti var. Onlar böyle bir lore'unu başka, böyle çok anlamış değilim yani. Başka evrenden geliyor onlar. Onların ayrı bir düzlemi var. Oradan yani geliyorlar. Onlar gemilerle de diye gemileri var. Onlarla geliyorlar işte. Düzlemden düzleme geçiriyor. Gityanki de bunların düşmanı. Evet. Gityanki Abyss'te savaşıyor. Ya bunlarla düşman galiba. Tamam. Hatırlamıyorum şimdi. Doğru. Çünkü orayı Gityanki nedir abi? İşte orada zaten mevzu şeye geliyor. Paladin bozuk. Bozuk tabii canım. Adamın Paladin 55 vurdu işte. Gördük. Oğlum işte Siegfried'in kafa... Oğlum kafayı kesiyordu, son geri çekti kılıcı. Tuşata gitti işte. Az vurdu ya. Ben daha fazla vurdu diye bekliyorum. Kötü zar attım kötü. Belli abi. Yani çok net. Ama totalde de tekte ne hesaplamıştık biz? Arkadaşlar 44 artı 39. Öyle bir şey tek vuruşta değil mi? Öyle bir şey hesapladım. Yok sen 56 vuruyorsun tek vuruşta galiba. Orada zar olarak 44 atmıştın. 44 artı 39 vurmuştun. Smite yaptım. 3D8 24 gelse full. 2D6 şeyden geliyor. Bonusların var. Artı 5 falan bonus var galiba. 12. 56 falan 46. Vuruyorsun işte. Bir garip. Yanlış hesaplamış olabilir sanki. 55 vuramıyor olabilir mi? Yok artık vuruyordun bir, ya. Bir de bir şeyden ne yapayım? 1D6 geliyordu. Ona, Hunter Smart'tan da geliyor. Hunter Smart'tan geliyor. Baya tek iki kılıç darbesinde böyle 100 hit point'li yok ediyor. Tabii 112 vuruyor işte bir turn'de. Oğlum şimdi bir de haste atarsa kendine. Yayına girmeni beklemişler. Bir de haste atarsa herhalde. Bir atak daha. Hadi 156. Işte. Aynen Orçun, öyle 150 demiş. Orçun'un yarattığı yaratıklar GG. Orçun'un yarattığı öyle hiçbir yaratık GG olmaz. Kanka bir şey öyle challenge'lara girmeyelim. Bence bu arada evet. Baba. Hayır. Chat'ta zararlı çıkarsınız. Durun, başka durun, durun. Durun moderatör atarsın. Olarak durun diyorum, durun. Hiçbiri Polat abinin 3 turn concentrate ile 22 vurduğu mum bilmem ne olamaz gerçi. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. İnanılmazdı ya. Ama abi adam 6D10 atacak 20 al. Kardeşim ben ne yapayım? 60 damage vurabilirsin yani. Peki. Sevgili diyen. Valla kötü süper. Kanka o süperin olayı ama o süperin olayı. O spell'in olayı 20'ye 20 feet alana vuruyor. AoE spell zaten. Tamam bak şimdi yani. Fireball attı. Fireball da AoE spell. E tamam da Fireball babacığım şu an bu level'da verdik yani. Hani böyle demedik ki bu dünyanın en büyük büyüsü. Öyle bir iddiamız olmadı. 3 turn konsantre oldu. Ne biçim elf bir büyüğü? Çok saçma. Yani bak. Elflerin savaşı kaybetme sebebi o büyü. Bak niye bu kadar yaklaştın? Bu yüzden daha gelmişler. Hepsi aynı anda 3 turn okumaya başlamış, sonra Knight'lar üstünden geçmiş değil mi kanka? Aynen öyle gelmişler ve buraya ne yapıyor lan bu salaklar deyip doğramışlar yani. Baba Polat chatten şey diyor. 24 D8 daha iyi 3 fireball diyor yazıyor. Doğru diyor abi haklı. Çok haklı. Tamam haklı. Yani biz biri Pure Elven Magic dedi, verdi 3 turn okuyorsun 20 vuruyorsun. Adam bir turn'de kılıcı şöyle havaya kaldırarak 56 vuruyor.
Babacım bak şimdi gene olayı yanlış anlıyorsunuz. Bak bu bir AOE büyü. 20'ye vuruyor. Üstüne de herif bunu evet yani 6 D10'da 60 atabilirdi. Ayrıca level'ıyla artan bir D10'u var. Niye yani bunu şu an tartışıyoruz yani? Adam hayır, belki yarın öbür gün 6D 10D10 vuracak onunla. Olat onu bir daha hayatta kestetmez. Ben zaten Polat'a bunu kestettirmeyeceğim yani. Konsantrasyon çekini bozarım. 10D10 yapabilir ama büyü kasması lazım. Büyü kasarsa yapar. Polat şu an time büyülerine sardı. Yırttım attım ben diyor. Şuradan abi, bir time warp yapayım falan. Atacak fireball'ları devam edecek ya. Kim uğraşır bununla? Abi evocation mis gibi. Polat chatten yırttım attım diyor ya. Büyüyü yırtmış. Kanka çok ayıp. Scroll'larımı yırtma. Sana scroll vermeyeceğim. Terbiyesiz. Moon Magic yapacağım Moon Magic. Bir karar ver lan. Moon Magic kitabın da var. Git biraz bak kitaba ne var ne yok. Birader bu adam ne Ece? Her bir üstünden cacık olmaz Polat. Moon Magic mi? Chronomancer mı? Ne Ece bu amına koyayım? Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Moon Magic'ten yani Moon Elf büyülerinden damage beklemek de biraz ne bileyim. İşte beklemiyoruz. Yani. Başka büyülere elflerden baksın orada başka daha işte elflerin daha mind büyüleri var onlara bakabilir ama bakmadı arkadaş gereksiz. Ben ne yapayım yani. Gereksiz. Ben bu arada mind spellleri daha çok seviyorum Volkan'cığım yani sabah akşam fireball atacağını. Craft control. Craft control ve böyle maymun etme çok keyifli. Oyunun temel seyrini değiştiriyor çünkü. Abi bir tane sidekick al. Sessiz ortam. Oğlum senin getireceğin bosslar mind kontrollü büyülere emin olur zaten yani gerek yok. Hiç alakası yok. Bize mi atacak çocuk o büyüleri? Hiç alakası yok. Ne zaman gördün böyle bir şey? Her daim. Ne? Yani. Her daim. Yani abi hayır mesela bak Serdar ya, gitti işte. Farkında olmadan ilk şoku yaşıyor ondan sonra kuruyor kendini. Babacım bak şimdi. Gardiyal oynarken de yaratığı çıkardı tek attım siniri bozuldu ondan sonra sizin karşınızda çıkardı. 2 saat dövdürdü sizi herif yaratığa. Abi iyi de o zaten iyi de öylesine geldi yani. Herif verdiği gücün farkına varınca yakıyor ortalığı. Başta anlamıyor. Tabii hiç acımaz. Tüm pislik ne varsa ben alta vurur. Ne söyleyeceğim? Şey söyleyeceğim. Abi Bengi bir dakika Bengi o kadar doğru bir şey söyledi ki bu şerefsiz millet orada ruhlarla fight ederken koşa koşa kitap okuyup Elfcan'ı evet adama diyorum millet kombatta kanka ben şuraya küçük bir not alayım. Bak tam bu böyle bir herif yani anladın mı? Oğlum adam büyücü. Adam büyücü yapacak bir şey yok. Oğlum adam ya. Good değil ki zaten. Adam ekmeğinde. Adam ekmeğindeyim başkan. Ben de adama tier 1 setini yaptırdık. Sen yani, yaptırdın. Yaptırmadılar. Sen verirdin. Partide verdim. Donla gezen adam vardı. Sen adama tier 1'i verdin. Tamam oğlum adama dedik ki tier 1 verelim. Sevinsin. Ben ne bileyim adama ben ne bileyim şımarık herif köyde illa gidecek kazanın altını yakıp sıcak suda yıkanacağım ben. Yıkanacak tabii adama sil. Döle ne döle diye. Evet. Bence 10 numara hareket. Takdir ediyorum bu arada. İyi bir EP yani. Adam şansını ben, bulmuş değerlendiriyor. Ben o köyün muhtarı olsaydım hıyarı doğratmıştım içine böyle şey havucu mavucu. Direkt pişirmiştim onu yani. Bayağı şey ya inek şabal gibi inek yani. Pişirmiştim. Yani. Bunlar pis fakirler anlamaz. Tabii fakir düşünüyorsunuz bak adam harbi lord. Ya sokayım işte abi. Sokayım onun lordunda şımarık piç. Nesil olmuş onun. Yemek kazanına girip yıkanmak ne lan? Yani yemek kazanına adam, mı ya? Baba adam sıcak su istiyor. Yemek evet, kazanına yani. Girip yıkandı adam. Valla. Adam sıcak su istiyor ve köy tavernasında küvet yok mu dedi herif. O zaman Polat yahnisine gidecek o iş yani. Maalesef. Pişirmeleri lazımdı yanlış yaptılar. Ama orada zaten şey gidip içeri abi en güzel sahnede şey kapıya Knight geldi ya. Askerlerle. Hı. Şimdi şey yapacağım. At bakayım bir karizma çek dedim. Adam gönderdi gitti. Sana sonra görüşeceğiz abi. Ben gidiyorum abi dedi. Geri döneceğim. Orada ben karizma çekti sıksaydım. Benim çok iyi olacak. Valla şu an sizin çek... ben. Valla şu an sizi döverim. Döverim ya arka arkadaşı susturun alın bir kenara. Döverdik ki bu arada. Net döverdik o ekibi. Döverdi, dövebilirdiniz canım. Bir şey demiyorum. Ama ağzınıza evet, ağzınıza longbow yemezseniz döverdiniz. Yani moral çek varsa 2-3 tanesini beter indirdikten sonra kaçar zaten. Pes. Herif zaten abi. Şey derdinde. Abi ben 3 tane divine smite vururum. Tamam. Hani 3 tanesini indiririm. Ondan sonra bir intimidation çek atsınlar. Yani ben bir göreyim bunu. Hele bir de great weapon tutarsa zaten tek tek gidiyor böyle. Karşıdaki o lordum şövalyeyim ayağını yapan çocuğa bir tane vuracaktı. O ölecekti orada sistem şok atıp. Hadi görüşürüz olacaktı gerisi.
Ya tabii işin orası öyle ama adam at üstündeydi, onu hatırlayın. Ya atıyla beraber indiririm aşağıda. Sen bak, suçlu diyorsun. Biz masum bak, diyoruz. Bak en bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bengi gene müthiş bir şey söylüyor. Arıtay abi sen köyde kavga etme lütfen, sonra garsonların elinden topluyoruz. Vallahi tepsiyle döverler seni. Çatır çatır döver tepsiyle bak. Doğru acımaz söylüyor. Oğlum adam tepsiyle dövdü ya, anırmıştım ya herif. Bayağı bildiğin tepsiyle bam güm diye vuruyordu. O öyle bir sonra Polat öldürdü ya. Abi çok iyiydi ama tepsiyle dövmesi ya. Ya bence o tepsinin geçmişe dönüp o tepsiyle ilgili bir short yapabiliriz Serdar'cığım ya. Ya bana söyleyeceksin o... daha ben beni 4 saat izlettirmeyin eskiden. Yok hayır hayır. 3. bölümde miydi lan tepsi? 2. bölüm, 2. bölümdeydi galiba. Yok 4-5. Tepsi. Bana bana tepsiyle adam öldürdünüz. Evet 4. bölümde galiba tepsi ya. 4 ya da 5. Bak tamam, oradaki en bomba şeylerden biri. Bir tepsiyle seni döven hancı. 2. 1, 2, 5 diye 3'ü sayamayan şey... Trader ve senin çıldırman. Şimdi bir simetre 2 kaç oldu? 5. Abi benim falan anladın mı? Hani o hancının dayak yediği yer vardı ya. Aradiyenin biz elf olduğunu bilmiyorduk da ot getirmişti. İnek mi lan bu deyip vurmuştum ben. He. Mesela o vardı aklıma gelen o bölümden. İnek mi lan bu deyip. Kanın yerde kalmadı. Evet Polat adamı kesti çünkü. Evet Polat kesti herifi. Ama Polat kendi değildi arkadaşlar. Lütfen adamı suçlamayın yani. Sonra Polat'ı bağladık. Gölgeden bir şey saldı dünyaya falan. Ne saldı belli değil. Polat'ın kendinde olması kendinde olmamasından daha mı hayırlı bilmiyoruz zaten. Polat'ın yok. Yalnız dikkat ederseniz parmikleri bitti. Farkındasınız değil mi? Evet parmik demiyor artık. Yani oyunun böyle ilk 10-15-20 bölüm parmikliyordu her şeyi. Ne sonra başınıza iş açıyordu. Yani. Level düşüktü. Oğlum, her şey şimdi mesela ne dersini var? Almış bir şekilde her aldığı şey böyle Ranger sen tutar mısın falan yapıyor. Ya da işte. Abi işte experience kazandı. Çok güzel oynuyor aslında o kısmı. Experience evet, kazanmış. Evet, kesinlikle katılıyorum işte. Bu arada. Abi canım gördü. Yok güzel oynuyor. Elliyeni dokunanın başına neler geldiğini gördü. He dedi. İlk ama... bölümde bir alıp kendi kanını kesmişti herif. Evet. Fokçu kendine evet. Dagger'ı. Tabii canım adam aldı Dagger'ı. Ben bir kendi kanımı koyayım. Oh çok eğlendi falan diye. Ama en azından Polat için bak Polat'ın burada şeyi bölümün geçen bölümde, bir önceki bölümde kadın bunu anlatınca Polat'ın böyle abi bu oldu ya, dur oturdu kafamda falan demeye başladı. Ciddileşti bir anda canım adam. Evet evet. Bir dakika oturdu kan kum ha falan diye. Ya zaten yani o şey olması biliyorsun Light adam da öyle kan böyle hop senden bir gate açalım diye. Bak ben gibi bir şey sormuş bak istersen onu. Hı, bakayım hemen. Bu arada hazır konuşmamın sorayım. Polat abinin orada topladığı kumdan özen neydi? O arada kaynadı. Yanına da almıştı. Bir üşüttüm. Ya onlar şey Bengi. O Erantor Adası'nın kumu o. Ve ya bu time ne salacağım? Time büyülerini yapan büyücüler oradaki işte o şey Faradyonlar o kumla o özel bir kum o kumla yapıyorlar sadece bu büyüler. Onları time büyüleri onunla yapılabiliyor. O Elf kadın da zaten o eski Faradyonlardan kalan son kişi. O da o kumdan oraya işte belli bir tabii şeyde zamanda getirtmiş. O köyü kapatmış. O köyde işte time büyüsünün hala işte şeylerini öğretmeye çalışıyordu. Ama tabii kadının derdi şey değil. Şimdi Polat'ın şimdi şöyle bilmediği bir şey var. Zamanla öğrenecek. O her time büyüsü yaptığında o kumları kullanmak isteyecek. Şimdi o ne kadar aldığını yazdı bana. Ben de ona ne kadar gideceğini yazacağım. Sonra o kumlar bitince artık ne yapar onu bilmiyorum tabii. Yani belki onu kum bulacağı başka yerler götürür. Ama işte normal kumla değil de illa o Erantor'un kumu olması gerekiyor bunu yapması için. Artık belki gaza gelir kanını akıtıp bir de öyle deniyorum abi falan der. Babası, ben öyle babası, şeylere çok açım. Babası kaçakçı değil mi oğlum? Bulur onu babası. Oğlum babası kadın kaçakçısı. Babası kadın ticareti yapıyor. Babasının olayı başka. Ya babası pezevenk yani. Ya öyle demeyelim de şey. Beyefendi diyelim. De öyle demeyelim de. Büyücülerin evet. Beyefendisi kendisi. Büyücülerin evet. Beyefendisi. Onların topraklarında pezevenklere beyefendi diyorlarmış anladık. Ne oluyoruz zaten. Marki diyorlar Marki. İşte Marki. Bengi Polat burada şöyle bir teklifle gelmişti oyun öncesi. Kanka bana bir bag of holding verir misin? Bak teklif evet, şeye abi. Bak. Kanka bana bir bag of holding verir misin? Ben bak bunu istiyor herif. Kanka bana bir Holy Avenger verir misin? Diye. Bag of holding istedi. Abi. Ama işte dedim Polat'cığım taşıyamazsın maalesef. Yani o sen taşıyabileceğin bir kapasite değil o falan dedim. 2-3 tüpünü aldı mutlu mutlu terk etti. Belki arada bir köye bir şey yaparsa hani warp falan yaparsa belki. Söyleseydi biz de ceplerimizi doldururduk kumla.
Oğlum Polat biliyorsun böyle şeyleri söylemez hemen kendi alır kumları. 3-5 çanta yapar. Barbara deseydik bunu taşımak çok önemli. Bunu taşıyan çok yüce bir savaşçıdır falan. Tabii canım bir çuval alırdı. Köyü alırdı sırtına giderdi. kumları alırdı. Polat bu arada o kumlardan başka nerede görmüştün hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Amelelerin ben köyünde de gördük yaktığımız. Polat da iki yayına gelmedi. Ha. Chatten domine ediyor. Tabii canım. Hayır. Polat o işte kumları başka bir yere daha gördünüz. Tepsinin olduğu köy var ya. Tepsinin olduğu köy. Orada gördük işte. Aynen öyle. Bak adam hatırlıyor. Aynen öyle. Orada bayağı vardı orada. Polat hatırlıyorsun. Oğlum bütün sahil kum zaten. Kumların muhabbeti vardı orada ya. Tabii canım adam diyor ya biz kumları buradan kum içe yapıyoruz. İşte ticaret ediyorlar. Yapıyoruz. Götürüyoruz İtalyan falan filan. İtalyan yapıyor herifler. Sonra siz köyü yaktınız komple. Çok iyi yaptım. İki onu takdir ediyorum. Bir tane de Rabbasit kestik orada ayaküstü çat çat. İki. Peki bir şey söyleyeceğim Arutay Bey. Bu senin Rabbasitlere olan özel ilgin ne olacak? Bununla ilgili. Abi şimdi kodlardan geliyor. Sen Ranger'ı LN yaptığın için Ranger kodlarını takip etmek zorunda. Adamlar bir tane Turgit'i, masum bir Turgit'i öldürdü hatırlarsın. Evet. Şimdi onun için 40 tane Rabbasit'in ölmesi gerekiyor. Sen bunu şey olarak kaçtasın sen o şu an? O zaman da 34'teyim şu an. Yani 34 tane kaldı. 34 tane kaldı. Evet. Ha, sen kendine personal quest yapmışsın. Öyle sayıyorum yavaş yavaş. Ha tabii her önüme çıkanı kesmiyorum. Yani böyle bir o bizim standart hep karşılaştığımız Rabbasitler gibi olmasında fayda var. Bir şey sipariş veriyor. Abi öyle gelirse fayda var. Kesmem yani. Ondan gönderirsen. Love'dan kaynaklı olarak çoluk çocuk kesmeyeceğim için ya da işte kadın falan kesmeyeceğim için savaşçı değilse eğer. Kesen.com Peki bir şey söyleyeceğim. Yolunuz Rabbasitlerin adasına düşerse Rabbasit Sultanlığı'na nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsun? Quest'i bitiririm orada. Hepsini keseceğim. Böyle kapıdan giriyor 1, 2, 3, 4 abi 15 kalmıştı şimdi devam edebiliriz falan. Yo söylerim giderim liderlerine derim ki böyle böyle suç işlediniz bunun karşında benim 34 tane savaşçınızla karşılaşmam gerekiyor. Onlar da seninle birebir düel mi yapacak? Yapmazlarsa Sentra var oğlum yanında yarısını keser zaten. Oğlum ben niye durdum ki adam kesin herif. Oğlum adamlar bize suikast yapıyor. Bak, yani biz adamlar şey az matırlı konuştuk. Bir şey söyleyeceğim. Bak Bengi'nin bak şeyi. Her önüme çıkanı kesmiyorum derken surdan atladığında sırf Rabbasit diye öldürdü kapşonu Turgit armalı askerin ruhu hızlıyor. Ama o bana ok sıktı önce. O bana ok sıktı önce. Omuzumdan vurdu. Ben o yüzden öldürmek zorunda kaldım. Önce onlar kan akıttı. Kanımı akıttılar diyor. Önce onlar saldırmasaydı vurdu. Öldürmezdim. Bak bunu headline olarak gelebiliriz. Arutay her önüme çıkanı kesmiyorum. Bunu böyle. Ama hakikaten kesmiyorum ya. Son dakika. Oğlum bir ara her önüne çıkanı kesiyor gibi de hatırlıyorsun değil mi? Abi bunu kesiyoruz. Bunu da kesiyoruz. Abi bunu da kesiyoruz. Yasmen hobo parti ya. Yani abi kestiğimiz adamlar. Murder hobo oğlum herkes. Murder hobo lan herifler. Herkes acımadan yani. Çok. Bak bir dakika yine yaklaşacağım. Çok yanlış yorumluyorsun. Çok yanlış yorumluyorsunuz. Önümüze çıkanı kesmiyoruz. Sen önümüze şerefsiz çıkartıyorsun. Ondan. Bu. Tabii ki ondan. Bu kamerayı alıp önüne yaklaştırdığında şey hissetmiyoruz. Böyle buradan tutmuş sizi kendine çekiyor falan diyor. Biz bak, şerefsizleri kesiyoruz. Tamamen o amaçlı. Bak birazdan klibini alıp atacağım. Adam Rabbasçı konuşuyor diye direkt yayı çekti. Sonra zarladı diye bak geliyor kanka kanıt geliyor kusura bakma. Nerede ya? Nerede yaptım onu? Nerede yaptığımı birazdan görürsün nerede yaptığını. Rabbasçı konuşuyor diye mi hemen yayı çekmişim? Rabbasçı konuşuyor yayı çekip zara atmışsın hemen. Tabii lan hatırlıyorum ben onu lan. Herif Rabbasçı konuşuyor. Rabbasçı konuştuğunu duydu. Çekiyorum atıyorum abi dediğini hatırlıyorum evet. Sonra ok yedin lan. Herife ok attın sonra yedin oku. Hayır ya. Vallahi bak görürsün. Hobo. Bakalım. Ama mesela şeyde de yani senin bu Rabbasit şeyini şey yapacağım kanka merak etme. Bu ihtiyacını gidereceğim sana. Oğlum bunun yani sebebi sensin bu arada. Yani ben bize saldıran iki tane adam öldürdüm. Sen bunları öldürdüm diye karşıma bir tane abuk subuk bir adam çıkarttın hatırlıyor musun? Hı-hı. Madem öldürüyorsun al sana diye. Yani olayın başlangıcı aslında sensin gene yani. Yani yine ben çıldırttım yani. Sen saldın üstümüze adamları durup dururken. Adamlar sana el hayvanat diye bağırıyordu oğlum. İşte bak. Yani şimdi, oğlum bak benim şeyleri de benim Rabbas benim şey neydi lan?
Bak iki tane şey var. Bir orkça konuşma geyim vardı. Ona bayağı gülmüştüm. Ona... Umana. Fresh Amita. Tabii canım. Abi benim öyle çok abuk subuk şey dilim var ya oğlum. Barbar dili nasıl sallıyordum orada. Bir şey söyleyeceğim ben Orçun'la ilgili. Tamamıyla Arutay'ın bozmasının tek sebebi Orçun. Ya bak arkadaş ya. İhale bize kaldı gene ya. Tamamıyla adam oyunun başından beri delikanlı düz bir ranger oynuyordu. Yok Arap, yok o milleti kestirdi, yok Elf'lerin karnını yardırdı, yok tek başına tavırı soktu, adamı yaratıklarla karşılaştırdı. Bir tane düzgün rapaz çıkardın mı adam karşısına? Kanka. Bir tane ya delikanlı, bir tane rapaz çıkardım. Volkan'cığım senin karşına bir tane rapaz çıkardık. Ha? Benim değil ama Volkan'ın. Yok Volkan'ın adam su içecek, yemek yiyecek diye. Volkan senin görselin çok iyi oldu lan. Harika oğlum o. Ve geldi. Fold. Adama da Volkan dedi ki bizim bir arkadaş var. Rabbasitlerle özel olarak ilgileniyor. Ailene onu göndeririz. Bir de herif onu dedi. Ya dedi yolunuz Rabbasit'ten oraya düşerse benim işte vasiyetimdir. Çocuğuma bunu verir misiniz? Bizim bir arkadaş var. Rabbasitlerle özel ilgileniyor. O verir dedi lan. Müthiş. Müthiş bir ötemdi o. Ya abi bu şeyi de yani bu peki bir şey söyleyeceğim. Senle müthiş bir resim. Senle Aradriel'in aranızdaki bu çatışma ne olacak kanka? Aradriel'le aranızda bir çatışma abi. Yok. Out of game'de var o. Goy. Öleceksin diyorum. O da sen öleceksin diyor. In game'deki sorunu sen yarattın gene. Kurdu gönderdin. Kızı hırlattın bizim yanımızda. Bana kaldı yani. Abi grup oğlum. Birleşmemesi için Orçun her şeyi yapıyor zaten böyle. Aynen nasıl yapıyorum oğlum? Bir şey söyleyeceğim. Sen oğlum, bak, oyunu bölen, player'ları birbirine düşüren tek adam, iğrenç adam sensin. Bak gene yaklaşıyorum. Artıyı birleştiremiyorum. Gene yaklaşıyorum. Şimdi Orçuncuğum sen bizim Kayraha'nın yani en büyük tanrımızın evladı olan kurdu getirdin mi? Getirdim. O kurt Aradiel'e hırladı mı? Hırladı. Üstüne yürüdü mü? Tamam. Şimdi ben Aradiel'i niye seveyim? Doğru. Ama bir hukukum var, bir geçmişim var. Yok. Var. Ama güvenmiyorum. Abi grup hak hukuku. Tanrım güvenmiyor lan. Tanrım güvenmiyor. Götünü kurtarsa bile bu grup tanımaz onu yani. Ben sana söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Şey. Yeni Semptra. Sen paladinsin kardeşim. Sen lidersin. Toplayacaksın o grubu. Aga herkesin. Bak, diyeceğim adamlara yani. Volkan yanlış mıyım kardeşim? Bak, o karizmayı persiyonu boşuna mı verdik? Yanlışsın. Başka. Yanlış. Milleti düşür birbirine sonra topla. Olur mu lan öyle diyen? Kanka entrika partiyi satıyor. Bir araya toplaman gerekiyor. Partiyi bir araya toplaman gerekiyor diyor. Jangaryon'a mesaj atıyor. Bu arada Aradiel babanı öldürdü falan. Oğlum adam tacı benim elimden aldı. Neler yazmış Polat'a? Baktı ortalık barışmış böyle toparlanmış. Tam toparlanıyor bir bokluk çıkıyor. Orada Thor gibi bir fişlik geliyor ortalığı karıştırıyor. Bu arada beni vardı Aradiel öldürmüştü diye mektup geliyor falan. Hiç de öyle değil. Bence çok yani kardeşim çok rencide, çok kırıcı ve kaba konuşuyorsunuz şu an. Thorgrim'e yani... mesaj atıyor böyle. Sempreysik ortada karıştım diye böyle yani. Öyle bir şey yok. Kim yapıyor? Evet. Tanrı'dan oğlum. Geldi haber sana. Sempreysik. Kanka hiç de öyle bir şey yapmadım. Bak burada... Parti niye birleşmiyor? Niye burada İhsan burada cevap hakkını kullanabilir. Benim verdiğim Divination'da verdiğim mesaj hiç böyle bir şey değildi. Alakası yok yani. Tertemiz mesaj geldi. Böyle pür pak bembeyaz yani. Ben bilmem. Benim geldi. Uçluk var. Abi bir şey söyleyeceğim. Divination olduğunu bilmiyorsun yani şüpheli. Hayır bir şey söyleyeceğim. Sen çok konuşma. Seni ben Demir City'ye gönderdim. Konuşma. Sen gittin Ark Devil'a. Hadi bir şeyler de bana da bir ablacığım. Bir, oğlum yani. O inanılmazdı. bana boklama yani. Ben yoluma bakarım oğlum. Ekmek nerede ben orada. Şimdi bak mesela şöyle bir RP oluyor. Mesela Arutay dönüyor. Semptra diyor ki. Ya işte o şeyin. Narius da işte senin yüzünden. Ne işte kanı aktı kızın falan filan diye. Evet. Bu da şey diyor. Öyle bir şey mi oldu? Dedim oldu. Öyle bir RP oldum ya. Toparlayamıyorum da oğlum. Yani herif o kadar... Oğlum ağzına kaybı yaşadım. Ne devam et. O kadar ağzına etmiştik. Hatırlamıyorum oğlum.
Araf'a gittim geldim hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ben. O kadar ağzını etmişti karakteri. Herife bir şey söylüyorlar. Cevap da veremiyorum. Yaptı mı lan bunu diyorum. Yaptı diyor. Allah kahretsin. Sen oyunu izlemiyor musun lan? Oğlum, tamam buradan yürüyeceğiz. 10. bölümden itibaren izliyorum ben. Tamam 10. bölümden tamam. Sonra olan muhabbet bu zaten. Tamam işte. Hadi bakalım. Demenin yolunu bulduk. Geldi. O evet. Çocukları sen öldürdün ya falan diyeceğiz böyle. Peki bir aynen. Şey söyleyeceğim. Kitlenecektim. Ne çocuk mu öldürdüm? Evet falan. Ay bir de bir şey söyleyeceğim. Ama Aradiyar o kadar bok kadın. Bak hançeri aldı geldi kız. Yalan. Sen bildiğin böyle yaptın. Ne? Ne yaptım? Sen onu altyapısını yaptın zaten. Ya Aradiyar kibir o. Aradiyar gidip o kadar efeyle almadı. Evet. Sonuçta RP'li aldı diye bir şey yok. Konuşta kız karakter olarak geldi getirdi koydu rancher'ı. Tamam. İşte biz Aradiyar'ı koydu. Bir şey görmedim ya. Evet Aradiyar'ı. Oynatsana oğlum ayrıyetten birebir. Koysana o yayına. Ya baba Praetorian'dan hançeri alacak falan zor işler onlar ya. O zaman demeyeceksin. Yani. Out of Game zaten büyük olsa da al götür de aranız düzelsin diye verdiler. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim bak spoiler gibi. Buradan yani çıkarsanız ilk inşallah. Hayırlısı. Leintinoi'ye gideceksiniz kanka muhtemelen. Plateia'nın başkenti. Nasıl eğlenceler hazırladım size? Nasıl eğlenceler? Nasıl yani böyle panayırlar? Her sokak arasında bir bıçak diyecek bizim. Aynen öyle diye. Abi. Size alakası yok. Bak, olay bak, şu. Ben çok eğleneceğim. Siz hiç eğlenmeyeceksiniz. Hayır oğlum. Biz kumarhaneler. Kumarhane mi istersiniz? Kolezyumda arena mı istersiniz? Efendime söyleyeyim işte pleasure house'lar mı istersiniz? Eğlencenin merkezi ya Berlin. Tam bu tamam, benim için aşırı sıkıcı bir yermiş. Ben gelmiyorum. O adil Mage zaten kendi götürü korkusuna hiç böyle gitmez. Yok oğlum tam Polatlık doğak yazdı. Tam benlik bir yermiş diyor. Tam Polatlık yani. Asaletin dibisi. İmparatorun şehri. Civilization işte. Orçun. Biz o şehirde bulunduk değil mi gelecekte? Gelecekte o şehirde bizim. Evet. Tamam. Ben tacı takıp girmez miyim o şehre? Ama haritası biraz değişik olacak. Hareket olur. Tacı takıp girmez miyim o şehre? Kanka tacı tak hemen headshot yersin. Merhaba ben Sempa Design diye gir direkt içeri. Tabii canım tak tacı merhaba ben geldim diye. Beni geçiyor. Arıyor musunuz gençler? Birileri beni arıyormuş geliyorum oradayım. Desancı da değil direkt. Desancı da değil direkt. The Falsia diye girecek direkt. Merida falan var. Oo. Şey vardı sen... ya Yılmaz şeyin bir filmi vardı ya organize işler. Burada bilmem ne denen bir hıyar varmış diyordu kapıda. Yılmaz Erdoğan'ın filmi. Onu çekeriz işte orada. Sen gelirsin böyle. Burada Sempra'yı arayan bir hıyar varmış dersin. Sonra imparator gelir. Ben arıyorum. Bütün asasinler çıkar dışarı. Yok kanka direkt imparator gelir zaten. Ben arıyordum canım bir sıkıntım var diye. Hadi bakayım. O da nasıl bir imparatorsa arkadaş. Anlamıyoruz ki biz o imparatoru. Bizans imparatorunu. Adamı Bizans'ı niye yapmış? Biz Holy Roman Empire'ı kuracağız kardeşim. Öyle mi? Bizim bu Bizanslarla işimiz yok. He, adam o yüzden Sentra'yı, o banner'ı taşıyor. Birinci Holy Roman Empire yapacağız Sentra'yı. Tabii. Ne yapacaksın peki ismini? Birinci Sentra mı koyduracaksın? Birinci Sentra tabii. Çocuğu olana kadar. Kurucusu birinci, ülkenin. Ülkenin kurucusu birinci Sentra. The Founder. Sentra the Founder. Tek başına bela almış. Mal direkt. Böyle Sentra the Mal. Founder. Alırız 3-5 tane toprak. Ama bu doğuyu almayız oraya ki biz doğuya saldırabilelim. Arada savaşacak adam da lazım. Doğuyu derken şeyi mi Turgitleri mi diyorsun? Rabbasit. Yok lan Turgitleri değil. Rabbasitlerle bu işte Bizans'ı diyorum. İlk Rabbasitlerle anlaşacağım lan. Ha, doğru ama imparatorunu almıyoruz diyor. Orayı almayacağız. Almıyoruz. Diyor. Orayı tokatlayacağız sadece. Kanka burası yalnız Doğu Roma İmparatorluğu. Tamam işte Doğu Roma İmparatorluğu. Bizans dememin sebebi o zaten. Yani Doğu Roma İmparatorluğu gibi. Yani oğlum konu bu arada yani biz burada oyun konuşuyorduk. Evet oyun konuşuyoruz zaten ne konuşuyorsun abi. Sen getirdin konuyu gene bizim oyuna. Ben en son Mind Flayer diyordum. Şeyden oklar çıktı bir şeyler oldu. Bak bir şey söyleyeceğim Bengi. Düzeltme yapmak istiyorum. El hayvana. Murat diye bağırıp saldırmadan önce. Önce surprise atak zarı attırılmış. DM tarafından kontrol etti. Şimdi önce Rabbas saldırı geçmiş. Ulan gene ben çıktım lan işin içinden. Oğlum ya, zaten her şeyin altından sen çıkıyorsun. Bütün iyilik sende. Dostu dosta kırdırıyor anamını koyayım. Ben yanlış hatırlamam kardeşim.
Oğlum dostu dostu kırdırmıyorum ben. Semptra, Semptra mesela Siegfried'i Edric de Mosher zannetti. Siegfried de Semptra'yı işte Frozen'den işte onun kanlısı zannetti. Ben ne yapayım yani? Ya alıyordum kafasını. Yani tutmasaydı. Kadir hala dalıyor ama. Alıyordum kafasını yani. Hala vuracağım ben. Reşteyim diyor. Bak Serdor, en büyük hatan zaten onun kafasını almaman. Al işte geldi. Geldi işte. Şey gibi herif ya böyle. Bak geldi. Niye onu öldürüyorsun? O ölsün. Abi. Sol bak, tarafında şeytan büyük böyle. Arsımayacaksın. Başlatıp devam edeceksin. Senin peki bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim abi. Son bak son RP'leri bak güzeldi. Mesela Laeta başından geçen Circle'daki olayı anlatırken çıkıp bu cinsel ilişki bildiğin falan. Hani bak onlar. ne yani. Adam kendini buldu. Orada cinsel ilişki diye bence çok böyle elit oldu, naif o. Elit orada, söyledi canım onun. Bu orada bildir. Bu sikiş falan demesi lazımdı yani. Anlatabiliyor muyum? Tabii o barbarın öyle demesi lazım da. Yani ama aslında biraz daha efendi bir barbar diyelim yani sonuçta. Şey mi ya? Elit bir barbar. Efendi barbar. Danes yani. Danes gibi düşünün. Kingdom of Denmark yani. Yani herif. Almayayım ya. O kadar da yamyam değil yani. Sonunda. Yamyam lan bildiğin. Güzelleme yapma oğlum ya. Tamam pardon. Bildiğin yamyam ya. Yani evet olabilir. Yani bir şey diyemiyorum şu an. Thorgrim'in Goodberry'i yemesi güzeldi ya. Çok iyiydi o ya. Abi size Goodberry yaptım. Ben yiyorum abi. Çok da güzelmiş falan. Oo bunlar çok lezzetli olur. Ben biliyorum bunları diyeyim. Bunu da yiyeyim bari çok hoş. Ama bu şeydir. Yani partiden ümitliyim kanka. Bence becerebileceksiniz. Yani ümidim var. Olur ya hepsi. Yani bu o şey eğer bu deli baronun oradan çıkarsınız siz aslan parçasınız bir şey olmaz. Bakacağız zaten. Yani 10 numara çıkarsınız oradan sonra bu işi yürütürsünüz ben inanıyorum size. Deli baronun kafasını kalenin burcuna asacağız. Serdar o deli baronu kesmezsen zaten bir daha gözümü sıkma. O keseceğim o yanıyor oralar. Geçen oyunun. Ay deli baronu akacağım diyor. Geçen atması oyunun bitişi çok iyiydi ya. Great evil yani yakacağım. Benim. Maymun bitişiydi değil mi? Maymun var burada. Şey çıkıyor. Maymun var burada. ben partiye tıkazlayacağım diyor. Neyi tıkazlayacağım Polat partiye? Genel bir... Niye abi partiye bir şey tıkazlıyorsun? Niye tıkazlıyorsun gene bir şey partiye ardından? Pis bir ücret. Sevmiyor sizi. Sevmiyor. Seni partiye ben tıkazlıyorum. Kurduğum partinin ağzına tüküreyim. O için başka bir şey demiyorum. Abicim ne yaptık işte? Mage'i koyduk. Basmasız. Ranger'ı var. İşte Midi'si var. Gibi her şey ya. Zeytin bunu ölümüşü gibi el ayıklar. Herkese bakısını satayım. Sinerjisi var, polisi var, zabıtası var. Her şey var içeride. Midi'si dolu böyle ağzına kadar. Esencils ya. Gün gören. Esencils oğlum. Kimi kestiği belli değil. Herkes böyle birbirine bakıyor. Allah Pisius Allah gelse ya. Dese ki ulan bu yaptı dese Pisius bir şeyle ilgili beni suçlasa mesela partinin yarısı inanır yani. Evet. Doğru lan bu şerefsizdir falan diye. Aynen öyle. Aradiel desen aynı şekilde. Aradiel zaten baş satıcı. Aradiel'i ben daha ilahi gözümle görmedim ya şu an rahat. Gözün mü var lan senin? Oğlum bir şey söyleyeceğim ben Aradiel'in neyse kimi sattı oğlum öyle diye. Aradiel kimi sattı abi? Alignment'lardan konuşuyoruz. Satması gerekmiyor birebir. Yani oğlum, dışarıdan adopt game konuşuyoruz. Herkes sattı zaten. Bütün bilgiyi veriyor dışarıya. Yok oğlum nereye veriyor? Ben size söyleyeyim o vermiyor yani bilgi. Veriyor. Sallama. Yaşatmak için, hayat tutmak için sallama. Hayatta tutmak oğlum, hayatta tutmak için bak Volkan gene birini kestirmeye çalışıyor. Aladriel'i ben oyunun başından beri kestirmeye çalışıyorum. Hiç agrolama hayatta tutmak zorundayız. Eşek gibi oyun için. Yani şey çok komik değil miydi? Aladriel oyuna girdi. İşte quest belli oldu hafiften. İşte bunun kanı çok önemli şöyle böyle falan diye. Nasıl Valar'a kitlerim diye. Bir yerde mola yapacağız. Yapmayalım bunu yapmayalım. Valar'a gideceğiz daha diyor böyle. Oğlum mantıklı demiyor muyum? Haksız mıyım? Geçen oyunda Volkan'a hak verişim nasıldı peki? Oğlum Volkan haklıymış lan hakikaten diye son. Delim haklıyım diye. Abi ben. Kanka Valar'a verdin ama geri verdiler kanka. Evet. Oğlum bu kadar da dandik bir grup işte düşün. Valla al bunu abi dediler. Oğlum size çok güvendir işte oğlum anca bunlar korur. Bir de zoom yapmış herif. Orkan'ın suratına. Oğlum helal de. Fot. Ben olmayabilirim ama ruhum sizinle. Çok iyi ben de Twitch açık değil maalesef göremiyorum ya. Kanka yani baya güzel yani bu.
Volkan'ın büyük suratı. Ben bir yandan bunu açarken bir yandan Twitch'i açabiliyor muyum peki? Bana bir teknolojik yardımda bulun. Telefonda açarsın da sıkıntı olur. Gerek yok. Telefonu zaten yanmasa gerek yok. Zaten açarsın. Birazdan ya. Birazdan bitireceğiz. Rahat ol, şey yapma. İyi. Hadi bakalım. Bir saat zırvaladık. Bir saat zırvaladık mı lan? 50 dakika oldu. Ben ya. 50 dakika zırvalamışız. 50 dakika zırvalamışız. Tamam lan, bu kadar zırvalama yeter. Herkes hadi işine baksın. Bak şimdi baksın. Hadi raid yapacağız falan da. Aynen. Yok lan, WoW oynamayacağım ya. WoW oynamayacağım. Belki Baldur's Gate'i bitiririm ya. Şey yapıyor. Arkadaşlar, bu arada benim bağlantımda bir sorun var. Siz devam edin deyip gidiyor böyle. Bu arada bu Discord'dan yayın çok iyiymiş lan. İstediğin zaman kapatıyorsun, çıkıyorsun, geziyorsun. Ben bir gideyim işim diyorsun. İşi falan iyiymiş. Zaten o yüzden diyoruz ya, out of game'leri bilmem ne buradan yapalım. Bence out of game'leri Discord'dan yapma mantetesi çok iyi ya. Beğendim ben. Aydınlanma yaşadı yıllar sonra. Tabii yani. Canım yani. Ben evde bence şimdi bu arada. Yarın götüm dondu yani. Yarın şey yapabilirim ya. Ne yapacaksın? Arutayı yapmıştım. Bir semptra yapayım yani. Ha. Bence sen şöyle bir şey yap. Bazıları yap. Artık sen de bir Baldur's Gate 3 yayını yap bize. Baldur's Gate 3 yayını mı yapayım? Evet. Yok lan, ne yapacağım Baldur's Gate? Ama çok sıkıcı abi. Herifin partisi sadece Paladin'den oluşuyor. Var mı öyle biri? Paladin mi? Kimin? Ya, benim mi? Ya da şey yapacağız abi. Benim ekipte... Paladin, benim partim niye Paladin olsun oğlum? Belli zaten parti işte. Oğlum, benim karakterim Paladin. Lan bir dur. Ekipte kim varsa herkesle böyle co-op Baldur's Gate oynayalım. He? Abi Max 4. Yani. Max 4. Tabii canım, olmaz kanka. Ha bir de bir orada da kapışır bunlar. Kapışırlar oğlum. Yani, adam vurur gider, kapatır patlatır. Gidip ben niye kendi bu klasa konuşup dalmak istiyorum kanka falan diye bir şey gereksiz olur orası. Tabii. Bir de Baldur's Gate'i 4 kişi mesela. Oğlum, peki bir şey soracağım. Gene yaklaşıyorum. Semt oyunu yapacak mıyız? Semt oyunu yapacak mıyız? Şarja yapan Semt oyunu. Şarja yapan Semt oyunu mu? Evet. Şey bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ekranda basa basa saldıracaksın. İlk oyunu. Şarj ediyor musun? Kadraja bir şey girdiği zaman şarja edecek. Saldıracak. Öldürürse. Oğlum bir dakika ya. Serdar'ı soruyorum. Fot çıkacak böyle. Ne soruyorsun? Oğlum, sor. Şarj ediyor musun? Demiyorum. Abi olmaz. O zaman sen Sentra değilsin. Kılıcımı çekip selam verip giriyorum. Ben senin gibi it miyim? Her şeyi şarj yapayım. Oğlum şarjı Knight'ın onurudur. Kanka şarjı önemli ama. Bak ne şarj? O daha gerekmedi. Atlı şarj yapacağım yer gelmedi daha. Dur, sana bir tane şey lazım. Kargını göster lordum. Orçun çok sever o kargıyı. Kargı şu sana legal lazım. Ben bu arada benim oyunda kargı şeyli kanka, bufflı. 1d12 artı 12 damage'ı var. Niye bufflı? Kargıyı sevdiği için. Adam kankacım lens yani, Allah Allah. Adam Anadolu Templar'ı ya. Anadolu Templar'ı. Anadolu Templar'ı. Anadolu Templar'ı. Keşkek yiyip şey yapıyor. Ona buna şarj ediyor işte. Başka bir şey değil adamın olayı. Kanka sana lensinin damage'ını arttırdım dedim. Gene bana yaslıyorsun ya. Neyi ya? Lensin var mı ki benim? Oğlum, lens alacağız sana bir tane bakkaldan. Bakkaldan buldunuz mu? Bunun atı şimdi şeyli geldi ya. Vekilli geldi böyle bir. Yok bir sorarak geldi yani, kefil oluyor musun diye. Kefili oğlum ben rezillik zaten. Ben kefille paladin. Ne yapsın abi? Önceki paladinden şimdi... dolayı. Mesela damage'ını ikiye bölmek falan gerekmiyor mu bunun? Yani kefaletle paladin sonuçta adam yani. Ya Divine Smite vuruyor ya. Ama bakıyor tuttu mu falan, bazen vurmuyor falan böyle. Divine Smite vuruyor ama yarım vuruyor falan böyle. Kızlıyor falan böyle. Tabii. Şey değil mi ama Seal of Casino gibi değil mi kanka? Tabii. 1/2. Yani belli olmaz, vurur da vuramaz da. Ulan ne alakası. Neyse gençler. Elinize ağzınıza sağlık. Evet. Ben belki yarın akşam bir klas yayını yaparım. Tamam. Yani işte Arutay'ı yaptım ya, şimdi Semptra'yı falan belki yaparım, bir anlatırım. Klas. Oğlum o zaman Semptra'yı nasıl anlatacaksın? Niye? Semptra'nın kendisini de çağır yanına. Discord'da yayın yapalım, Semptra'nın kendisi gelsin falan. Evet. Sen doğru gelsin işte. Adam haklı. Olabilir. Gene bana bir şey kilitledi, bir sakin ben. Kanka sana Semptra kilitledik. Oğlum seni rahat bırakmayacağım. O şarjeyi duyacağım. Şarjeyi duyacağım. Fransız gibi olmadı mı? Şarjeyi duyacağım. Fransız oğlum, zaten Fransız. Özgür Seren. Kankılıyor şarjeyi hadi bakalım. Özgür Seren. Şarjeyi mezami. Şarjeyi. Döle yete döle köpek. Ya da sadece şey diyeceksin değil mi kanka? Üstüne basın. Knight. Knight. Knight.
Knight diye bir şey yok arkadaşım. Şövalye. Şövalye. Ya sizin ben Frank. Ondan sonra sana o zaman Monseigneur diyeyim kanka. Monseigneur Trebia. Monseigneur. Le Chevalier de Selen. Bu böyle uzar. Bu bitmez bu iş bu gider. Gençler öpüyorum. Patron yayını kapat kardeşim. O zaman arkadaşlar bugünün de sonuna geldik. Bir saat olmuş zaten. Fazla bile zımbaladık. Hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. YouTube'u izlemeyi unutmayın. Güzel güzel artık bölümlerin shortlarını atıyoruz. Özetleri geçiyor. Beğeneceğinize eminiz. Bölümleri 4 saat diye izlemek koyuyorsa onları izleyebilirsiniz. Yayınlara da gelin. Üye olun. Devamlı takip edin. Adamı hasta etmeyin. Bengi gibi inspiration check alın. Değil mi? Tabii süper. Kime verdi bu arada Bengi inspiration'ı? Daha vermedi, saklıyor. O zaman Bengi hadi bir el sallayın komple kamerayı. İyi hadi bakalım. Hadi görüşürüz.